Ama yarın diyorum ben. Emin, yarın. Falcılık İnanan mı konu herhalde. yapacağız? Yok, ben fal olayı bana biraz uzak Sana ters. Evet, bizi biliyorsun. Fal bozabilir. bayağı benim uzak. Fal değil ama aslında şöyle bir şey. Ben şunu herkesin bilmesini çok istiyorum. Bizden önceki kuşaklar arasında şöyle bir sorun var. Bizden sonrakilerde de şöyle bir sorun var. Çok büyük sorun var. Biz bir geçiş kuşağıyız. Bunun örneğini şöyle söyleyebilirim. Benim dedem babam için hayaller kurabilirdi. Şöyle hayal kurabilirdi. Çocuğum doktor olsun, mühendis olsun, işte memur olsun, öğretmen olsun. Aynı hayali bizim anne babalarımız da bizim için kurabilirdi. İktisatçı olsun, doktor olsun, Kurdular da. mühendis olsun. Evet. Aynen. Ama biz çocuklarımız için veya torunlarımız için böyle hayaller kuramayız. Çünkü dünya yeni baştan inşa ediliyor. Geçen sene hani bunu böyle bulduğum her yerde, her fırsatta herkese söylemeye çalışıyorum. Geçen sene Almanya'nın bilim kurulu bir rapor yayınladı. Diyor ki hükümete, Alman hükümetine 2000 diyor 40 ila 2050 arasındaki dönemde Almanya'nın milli gelirinin %40'ı bugün olmayan sektörlerden gelecek. Bak, Ne dünyanın müthiş bir en şey. büyük ekonomilerinden biri onun milli gelirinin %40'ı. %40'ı. Öyle, öyle böyle bir Bir şey şeyden değil. Aynen. bahsetmiyoruz yani. İki, diyor ki bu sene okula başlayan çocukların üçte birinin diyor yapacağı işleri şu anda bilmiyoruz. Muhteşem, acayip çarpıcı bir şey. İkinci bir rapor daha var. Bunlar da bilmiyoruz demez yani. Hani Zaten, yani öyle öyle kesinlikle. ama hakikaten Bilmiyoruz. bilmiyoruz. İkincisi Almanya'da bir rapor, Amerika'da bir rapor yayınlandı, McKinsey yayınladı. O da diyor ki bu sene doğan çocukların yani 2017'de doğan çocukların %60'ının yapacağı iş icat edilmedi diyor. Şimdi buradaki önemli bir farka dikkat çekeyim. Öbürü diyor ki okula başlayan, Almanya'da okula başlama yaşı 6. 6 yaşındaki çocukların yapacağı işin üçte biri icat edilmedi. Yeni doğanların %60'ı. Dalganın hızı ve büyüklüğünün ne kadar dehşet verici bir hale geldiğinin anlaşılması için bu ikisini beraber yan yana koymak lazım. Biz büyük bir kırılma anındayız ve o geçiş şeysi bize. Yani o çocuklarımızın dünyası, babamızın dünyasını yıkmak, çocuklarımızın dünyasını inşa etmek bizim kuşağımızın sorunu. Şimdi yeni çağda ben Türkiye hem yeni bir ülkeye, şirketlerinin de kendilerine yeni bir ülkeye ihtiyaçları var. Dijital dediğimiz konu da bana göre bu yeni yolda eski ayakkabıyla yürüyemeyiz. Yeni ayakkabılar olduğunu gösteriyor. Bize yeni yolda yeni ayakkabılar lazım. Yol belli, yol yenileniyor. Eğer o anlamda yol açık yani yola çıkmak gerekiyor. Eğer onu siz yapmazsak sizin yanınızdaki bir ülke sizi çok çabuk geçebiliyor. Bugün Romanya'nın tırmanışına bakıyorum. Pek çok alanda bizi yarışa girmiş durumda. Hala Türkiye değil ama Neden? Çünkü nüfusu bizim kadar büyük değil ya da işte bir takım şeyleri başka onların dışında ben nedenleri. eğitim ve işbirliği konusundaki zihin yapıları bizden ileri. Yıllardır Doğru. Güney Kore'de bizim Anadolu'nun şeye girdiği zaman üretime girdiği aynı saatlerde belki aynı hafta içerisinde aynı saatlerde Kore'de iki tane marka da devreye girmişti. Biz bıraktık, onlar devam ettiler. Bugün dünyanın her yerinde onların markalarını görürüz ve bugün biz hala 1962'de 3 tane otomobil yapmış olmamıza rağmen onları da yok ederek bugün kendi otomobilimize daha binmemiş durumdayız. Şimdi o anlamda niye olmadığına bakıyorum. Çok fazla işbirliği, iş bölümü gerekiyor. Collaboration dediğimiz yapı. Bundaki kültürel bariyerlere geldiğimde azıcık aşım kaygısız başım dedim. Başka bir şey daha var. Sahiplik anlayışında bir sıkıntı var. Benim olsun. Benim olsun. Ben yönetmek istiyorum. Halbuki yönetmek bitti, yönetişim başladı. İşletmelerde bunu yapanların nasıl bunu başardığına bakıyorum. Öncelikle zihin yapılarını değiştirmişler. Yani çalışanla patron arasındaki dikey kademe alçalmış. Bu otoritenin ortadan kalkacağı anlamına değil, otoriteyi Tabii ki. yeniden tanımlamak. Doğru. İK konusunda. İkincisi, zeki ve yetenekli insanları seçecek sistemlerden ne yazık ki mahrumuz. Şimdi inanılmaz zeki çocuklar var. Aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı kurucularından Evet, onu yönetiminde söylemeyi unuttum. önemli değil. Şimdi orada bizim fark ettiğimiz şu, inanılmaz zeki çocuklarımız var. Ve nüfusumuzun %2'si zeki ve yetenekli. Fakat ülkelerin kaderini o %2'ye nasıl davrandığın
belirliyor. Doğru. Ya onunla alıyorsun, devlet başa yapıyorsun, ufukların efendisi oluyorsun, ya kuzgun leşe yapıyorsun ve uygarlığın taşrasına düşüyorsun. Şimdi o ayırtta biz ihtiyaçlar, zeki ve yetenekli insanlarımızı sisteme koyma noktadaki reflekslerimizi gözden geçirmeliyiz. Bir şey sorabilir miyim bu noktada? Evet. O kadar yani böyle can kulağıyla dinliyorum. Bunları o kadar çok dile getiriyorsunuz. Yıllardır da aklı ileride olan, vizyonu olan pek çok kişi bu minvalde, bu ana fikirde pek çok şey konuşuyor. Yani niye olmuyor? Çünkü herkes kendi başına davranıyor. Yani düşün, logoları bile bir araya getirip, nitelikli logoları bir araya getirip bir tane Voltron oluşturamıyoruz. Şimdi meslek odalarımız, meslek odalarımız, örgütlerimize baktığımda orada nitelikten ziyade bir nicelik sorunu var. Türkiye bu nitelik nitelik aşamasında az önce söylediğimiz organizasyonları. Bir yere kurduğumuz zaman bununla ilgili tanım gereği olan insanları bir araya getiriyoruz. Mesela kamu bir alanda bir çalışma yapacak. Onunla ilgili bakanlıklar, uzmanlar vesaire. Fakat hevesi ya da tutkuyu bir araya getirmek yerine sivilleri bir araya getiriyorlar. Yani bir bakıma buna ben Nuh gemisi sendromu diyorum. Her çiftten birer tane oraya gemiye koyuyorsun ama ancak hayatta kalmayı amaçlayabilirsin. Hücum bot olmak vesaire olmak için oradaki insanların tutkuyla bu işe sarılması gerekiyor. Ben bir bugün, de bilgiyle. Şimdi zaten yani. tutku öyle bir şey ki neye tutunduğuna bağlı. Ben bakıyorum, Türkiye'de gördüğüm şu, merakı elinden alınmış insanlar kalabalığı içerisinde. Evet. Merakı hala elinde tutan insanların gayretleriyle yapılan pek çok iş var. Zaten toplumlar ileriye götüren bu tür öncüler. Ama bunların da bir kaderi var. Bunlar yolda çok fazla eleniyorlar, çok fazla kırılıyorlar. Bizde özellikle bir sıkıntı var. Bu öncülerin aralarında ittifak olmaması, birlikte davranıyor olmaları. Tabii birbirlerinin topuğuna da sıkıyorlar. Evet, şimdi bu yengeç tenceresi kapakla satılmaz. Sebebi çok basit. Çünkü orada haşlamak için koyduğun yengeç ve istakozlar, birisi çıkmaya kalktığı zaman öbürü de onu oradan aşağı çeker ve restoran sahibi kapak için ayrıca para ödemesine gerek yok. Şimdi bizim iyilerimizden o kadar ileri, yani şu anda dünya standardından öteye o kadar enteresan startuplarımız olsun, girişimci çocuklarımız var ki, öncelikle kamu algılamadığı bir sistemi asla geçit vermiyor. İkincisi, en büyük düşmanı toplum, tahammül sınırlarını aşan bir işsizlikle karşı karşıyayız. Yani her hanede bir tane işsiz ya da umutsuz insan var. Bu başka türlü bir ekonomik zorluk getiriyor. Bakın, insanlar şu, bir açıklandığında neye bakıyoruz? İşsizlik yüzde kaç olmuş? 8.3, 14.5. Ama resmi böyle bir adım geri çekilip baktığımızda nüfusumuz 80 milyon diyelim. Tamam. Küsuratlara geçelim. Bu 80 milyon nüfusun içinde şu anda Türkiye'de çalışan kaç kişi var tahmin edersiniz? Ters köşe yapıyorsunuz. Kaç kişi var? Vallahi çok az. Çalışan sayısı kaç? 80 milyonun 27,5 milyonu çalışıyor Türkiye'de şu anda. Hani işsizliğin yüksek olduğu dönemde. Bir yıl önce gidelim, işsizlik bu kadar yüksek değilken, o zaman da 30 milyon civarındaydı. İyimser bakalım, yani 30 milyon üzerinden hesaplayalım. Türkiye'de 80 milyon insan 30 milyonu çalışıyor. Bu güzel bir şey rakam değil. Güzel bir rakam değil. İşsizlik düşükken bile güzel bir rakam değil. O yüzden olmazsa olmaz Türkiye'de ıslah edilmesi gereken diyelim, teşvik edilmesi gereken diyelim, iş gücüne katılım oranının kadınlarda kesinlikle yukarılara çekilmesi lazım. Peki şimdi iş var da mı çalışmıyoruz gibi bir soru geldiğinde buna cevabımız ne olacak? Yani daralan bir iş piyasası var. Bunlar nereye gidecekler? Gördüğüm kadarıyla da kayıtsız ekonomiye. Yani kayıtsız ekonomide çok yüksek bir istihdam söz konusu aslında. Herkes öyle ya da böyle. Hani ikinci işini yapanlar ya da kaçak göçek yapanlar ya da işte emekli olup yapanlar, onu bunu bilmem neyi, yani bunlar hayatımızın gerçekleri aslında. Merak bakalım, siz de çok zengin ve uzun bir tecrübeye sahipsiniz. Ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. İşinizin 3 ay sonra ne kadar canlı ya da ne kadar zayıf olacağını tahmin edemiyorsanız,
İşe alımlarınızı da ona göre yaparsınız. Kendi insan kaynakları politikalarınızı da ona göre belirlersiniz. Size hiç haksızlık yapmak istemiyorum. Yani böyle sanki sıkıştırıyormuşum ya da bu böyle bir şeymiş gibi değil. Ama çok buyurun. Şunu demek istiyorum. İleriye yönük, ileriye dönük kestirilebilirlik, öngörü gücünüz ne kadar yüksekse bir işletme sahibi olarak, girişimci olarak kendi insan kaynaklarınızı da ona göre ayarlarsınız. Türkiye'deki istihdam piyasasına, işsizlik sorununa tek başına işsizlik diye bakma. Bir de ekonominin kendi dengelerinden bakalım. Her ekonomi, Türkiye'de aynı şekilde, Rusya'da aynı şekilde, Çin'de aynı şekilde iki ana kaynaktan büyür. Birincisi iç talep, kendi sınırları içinde yaşayan insanların yaptığı üretim ve tüketim. Bir de ihracat, yani net ihracat dediğimiz ihracatla ithalat vardır. Türkiye'de benim şahsi kanaatim asıl dengesizlik burada. Türkiye ekonomisinde. Bu enflasyonunda, işsizliğinde ya da ekonomiyle ilgili sıralayabileceğimiz pek çok sorununda bence temellerinden. Kurumdaki dönüşümde de aynen bireydeki patika mı izleniyor? Yani orada da aynı şeylerin sorunları ya da fırsatları görüyoruz. Benzer sorunları yaşıyoruz. Çünkü aslında kurumun değişmesi demek, onu oluşturan bireylerin ve ekosistemin, yani buna bayileri veya tedarikçileri de dahil ama özünde yönetim ve çalışanların nöral patikasının değişmesi demek. Bu patrondan mı söz ediyoruz? Yani aslında hani yönetenler deyince biraz dönüşümün tıkandığı yer orası mı? Aslında benim deneyimim şöyle, başladığı, başarılı olduğu veya tıkandığı yer genellikle üst yönetim. Evet. Yani başladı, hiç kimdeyse, başarılı olduğu ve tıkandığı veya başarısız yani. Olduğu yerler. Veya başarısız yani olduğu. Bütün bunların faktöründe üst yönetimin çok etkisi var. Peki, tam deneyimlerinizden söz etmişken aslında siz tam da o kişisiniz. Türkiye'de başarıyla dönüşen firma mutlaka vardır da. Yani genelleme yaptığımızda dönüşümde ne kadar başarılıyız? Şimdi bizim piyasa koşullarına adaptasyon süreci genellikle iyi bizim ülkemizde. Fakat bu kalıcı değil. Yani zorunluluk olduğu zaman biz adapte oluyoruz. Örneğin bir yasa değişikliği olduğunda bir örnek, somut örnek vereyim. 2016 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun değişiminden hemen adapte oldu bütün sistem olabileceği. Yani yurt dışındakilerin adapte olabileceğinden daha hızlı olduk. Veya bir dönem Avrupa Birliği mevzuatına çok hızlı olduk. Veya tekstil sektöründeki yurt dışı firmaların, ana firmaların yani markalarını da sayabilirim istiyorsanız. Marks & Spencer, IKEA vesaire, işte Zara gibi, H&M gibi firmaların getirdiği değişime bizim üreticilerimiz adapte oldu. Bankacılık ve özellikle GSM sektörü müthiş hızlı adapte oluyor. KOBİ'ler gene hızlı adapte oluyor. Ama burada DNA'ya taşıyamıyoruz. Buradaki sorun şu. Baskı geçince gene fabrika ayarlarımıza geliyoruz. Yani biz hızlı reaksiyon veriyoruz ama bunu bir yaşamsal dönüşüm haline getiremiyoruz. Çünkü kökeninde aslında bunların hepsinin öğrenen organizasyonlar dediğimiz, bizim Peter Senge'nin koyduğu, yani öyle bir hale gelmesi lazım ki şirketin değişiklikler oldukça da buna adapte olabilmeli. Tıpkı virüsler ve bakteriler gibi nasıl olmamız lazım. Nasıl yapacağız peki biz bunu? Yani adapte olmanın yolu, yani bu bizim DNA'mızda mı? Bu bizim toprağımızda mı? Bu bizim eğitim ya da eğitimsizliğimizde mi? Nasıl olunur ki? Yani çok hızlı adapte olunan ama onu hiçbir şekilde damıtıp da birikimleri arasına koyamamak nasıl oluyor? Şimdi Türkiye'de şöyle bir açmaz var. Hızlı adapte oluyoruz dediğim gibi. Çok da kaotik ortamlardayız. Yani bir Avrupalı şirkete göre çok daha fazla dış etkiye maruz kalıyoruz. Fakat baktığımızda bu günü kurtarma döngüsüne girdiğimiz için kalıcı işler yapamıyoruz. Mesela şirketteki kişilerin sürekli kendini geliştirmesi, dönüşmesi ve bunu DNA'ya aktarma ayrı bir... Yanındayız nedir? Kim kimin yanında? Nasıl oluyor? Şimdi çok uzun yıllar toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu yaptığımda aşağı yukarı ben de 10-12 yıl öncesinden gelerek bir fikir oluşmuştu. Tamam, biz kadınlar çok gayret ediyoruz ve toplumu da dönüştürecek olan kadın hareketidir. Tümüyle demokratik bir topluma dönüşmek için zaten eşitlikten yola çıkılınca kadınlarla birlikte bu yapılır. İyi de kime karşı? Erkeklere karşı. Çünkü bütün feminizm söyleminde ki olumsuz yaklaşım bu erkeklere karşıdan çıkar. Yani erkek düşmanlığından tutulur. Şeye kadar. Halbuki bu o değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği savunusu. Bir kadına tanınan fırsatla
bir erkeğe tanınan fırsatın bir toplumda ne kadar eşit olduğuyla ilgili. E şimdi böyle dediğiniz zaman herkesin feminist olması gerekiyor. Çünkü eğer kadınlar fırsat eşitsizliğine maruz kalıyorlarsa bunu dengelemek lazım. E peki o zaman kimle? Erkeklerle. Çünkü zaten erkeklerin dönüşmesini istiyoruz. Yani farklılaşmasını istediğimiz kitle erkekler. Daha doğrusu ataerkil düzendeki rol modellerindeki hem erkekler hem kadınlar. Onu da biraz daha açabilirim. O da şöyle. Yani insan tarihin erkekler tarafından yazılmış mesela. Şu anda son 50-60 yıldır kadınların bu tarih süreci içinde neresinde, acaba kadınlar neredeydi diye araştırmalar yapılmaya başlanıyor. Gelecekte de eğer eşitlikçi bir dönemi yere geçireceksek, bizim erkeklerin kendileri için biçtiği rol modelleriyle kadınların da bu düzende onlar için biçilen rol modellerini dönüştürmesi gerekiyor. Yani biri kamusal alanda tamamen serbest, dışarıda, evet, istediği gibi. Diğeri ise özel alanda kapalı, mümkünse alan da kapalı ve hayatta böyle devam etsin. Yani nesillere devam ettirsin, bu şekilde gitsin. E tabii ki yani bunun aslında bunun son 30-40 yılda değişmesi, 10 bin yıllık bir tarihsel sürece baktığınız zaman mucize gibi de gelebilir. Yani 40-50 evet, yani yıl... geldiğimiz yol çok mucizeymiş gibi durmasa da ama evet, evet yani başını bazı ülkeler evet, getir yani bunun hareketin başladığı alanlardaki ülkelerin geldiği yer itibariyle 80 yılı bulmuyoruz. Doğru. İkinci Dünya Savaşı sonrasını buluyoruz. Ve orada da 50 milyon erkeğin şeyden çıktıktan sonra yani dünyada büyük bir erkek eksikliğiyle kadınlar iş dünyasına işliyorlar. Evet. O girdiği anda, ekonomik güç eline geçtiği anda hak arayışı daha artıyor, eşitlik arayışı artıyor, yapabilirliğini görüyor. Çocuklarını da ona göre yetiştirdiği için 68 kuşağı çıkıyor. Doğru. Ve o süreçte de erkekler de kadınlar da geleneksel rollerden çıkarak daha paylaşımcı bir birlikteliğe... Bir hatırlatma olsun. Kadın istihdamı en sıkıntılı sorunlarımızdan bir evet, tanesi. Kadın girişimci, öylesine söylüyorum. Yani kadın girişimciler ve yöneticilerin oranı yetersiz. Birkaç böyle cımbızladığım, eminim unuttuğum bir sürü şey olacak. Kayıtsız çalışan kadın sayısı erkeğe göre çok fazla. Kız çocuklarının okullaşması çok geride baktığımızda her ne kadar oralarda birazcık yol kat ettiğimizi evet, düşünecek İlk olursak. İlk dört için evet, aşağı yukarı tamamlandı ama bu yani o, ama okuma yazma bilmeyen 20 milyon kadınımız bravo, var. Bravo, okuma yazma bilmeyen kadın çok fazla. Bu yani görememek, duyamamak ve konuşamamakla eşdeğer. Onun dışında siyasette kadın yok. Şiddet. Şiddete maruz konu. Kalanlar kadınlar ağırlıklı. Hayır, 14 kat artmış durumda son 17 yılda. Kadın şiddeti, kadın cinayeti dediğimiz oran 14 kat artmış durumda. Zaten bu hassasiyet de en çok kadın cinayetleriyle ilgili olarak ki o iceberg'in ucudur yani kadın cinayetleri. Şöyle diyelim, biz dünyada sondan 6. 7. OECD'de sonuncu, Avrupa Birliği'nde sonuncu, böyle sayabilirim. Yani ben. Hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bu konunun bu kadar vahim olduğunu erkeklerimiz farkında. Yemek yapan, yani çok da iyi şimdi yemek yapanlar var. Yani herkes yemek yapan yemek, lokanta açmak, iyi kod yazan bir yazılım yapmak. Hı-hı. Yani bunların ya, 3 aşağı bir et uygulama. Bunlar evet, burada da bir kriter var. Yani hayır. Ben çok güzel resim yapıyorum. Gideyim bir resim atölyesi açayım da diye. Yani nedir oradaki kriter? Orada kriter de şu. Herhangi konuda eğer bu girişime başlayacaksa şu iki şeyden kriterden bir tanesini gerçekleştiriyor olması lazım. Bir, hiç kimsenin yapmadığı bir şey ortaya çıkarıyor olması lazım. Ama hiç kimsenin yapmadığı o ana kadar. Veyahut da yapılan bir şeyi daha farklı yapıyor olması lazım. Daha farklı derken nedir? Tepesine kuş kondurmak da daha farklıdır. Çok daha düşük maliyetle bunu yapmak veya çok farklı bir kalite boyutunda bunu taşımak da bir farklı yapmaktır. O yüzden de bu iki, yani yaptığı şeyi bu iki tanesinden bir tanesi sorgulaması gerekiyor.
Bunun için bunu destekleyen konu ne? Bunun için de şunu bilmesi lazım. Pazarı iyi bilmesi lazım. Yani nesini başkaları pazarda? Kim buradaki yani, pazardaki alıcı nereye... kim? Tabii yani nerelere ben hizmet, kimlere hizmet ediyorum? Pazarın hangi tarafına hizmet ediyorum? Sadece o değil, bu müşteri tarafını bilmek ama aynı zamanda bu pazarda benzer işi yapanlar işte orada şey ortaya çıkmaya başlıyor. Acaba ben onlardan bunu farklı mı yapıyorum? Benim bir farkım var mı anlatabildiğim, rahat bir şekilde aktarabildiğim, iletişimini kurabildiğim? Tabii zaman geçtikçe bunlar gitgide daha zor olmaya başlıyor dolayısıyla ve hani istatistiklere göre 10.000'de bir tane fikir hakikaten tutuyor ve geliştiriyorken startuplarda böyle şu anda. Türkiye için mi söz ediyoruz yoksa böyle bu Amerika'da genel olan.